Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Videonun girişinde öncelikle söylemem gereken bir şey var. Arkadaşlar, şimdi konu anlatım videolarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz ama ne olur, ne olur, hocam, hemen unuttunuz mu, hocam, hemen böyle başlıyor muyuz? Arkadaşlar, içimiz kan alıyor, hep beraber içimiz kan alıyor. E, ders çalışmaya devam etmek isteyen arkadaşlarımız var ve bir an önce bu videoları bitirip. ...deprem bölgelerine gidip oradaki yaraları sarmak için... ...oralarda ders anlatmak için videoları bir an önce çekmemiz gerekiyor. Böyle hızlı bir şekilde videoları çekip paylaşmaya başlayacağız. Ne olur hocam unuttunuz mu, unuttunuz mu? Böyle arkadaşlar taş kalpli değiliz. Hepimiz, hepimizin bir yüreği var. Hepimiz çok acılar çekiyoruz. Yardımlar yapmaya devam ediyoruz ve... ...inanın, inanın ee, böyle içimiz kan ağlaya, kan ağlaya, kan ağlaya devam edeceğiz. Ve... Şunu söyleyeyim arkadaşlar, konu anlatım videoların içerisinde e, ya unutmak gibi değil ama çok fazla e, yaşadığımız felakete değinmemeye çalışacağım. Çünkü sizin de en azından ders videoların içerisinde bundan bir tık uzaklaşmanızı istiyorum, biraz konsantre olmanızı, biraz daha e, böyle kafanızın dağılmasını istiyorum. Sürekli sürekli hatırlatmak istemiyorum. Bu videoda bunu belirttim. Ondan sonra videomuzak. Konularımıza kaldığımız yerden başlayacağız. Şimdi arkadaşlar, ÖSYM eşit şey bir açıklama yaptı. Ne dedi? 12. sınıf konularının ikinci dönemi olmayacak dedi. Şimdi geometri bu açıklamadan sonra çok önem kazandı bizim için. Geometri de tek çalışmayacağınız konu çemberin analitiği. Bir kere bunu bir koyalım kenara. Matematikte neye çalışmayacağız? Limit, türev, integrale çalışmayacağız. O zaman geometri çok önem kazandı. Niye geometri çok önem kazandı? Artık bizim AYT konusu dediğimiz dokuz tanecik konu kaldı. Ne onlar? İkinci dereceden denklemler, karmaşık sayılar, polinomlar, parabol, işte logaritma, dizi, seri, dizi, permütasyon, kombinasyon, olasılık, ee, saymadığım trigonometri, böyle hepsini saydım, unuttuğum da olabilir. 9 taneci konumuz kaldı. O yüzden o konulardaki soru sayıları fazlalaşacak. Tamam. Bir de TYT'nin ortak konularından da gelecek 9 tane civarında soru. Ama o konular daha yapılabilir konular olduğu için geometri daha önem kazandı. Geometriye bakış açınızı değiştirmeye çalışıyorum. Çok güzel bir şekilde ilerliyorduk ki kaldık. Şimdi arkadaşlar geometriye hiç başlamayanlar da geometriye lütfen başlasınlar. Güzel bir şekilde ilerlemeye çalışsınlar. Çok güzel sonuçlar aldık zaten çok güzel bir şekilde netleri artan arkadaşlarımız var. sizlerde bunlardan olun istiyorum. Evet benzerliğin ilk 4 videosunu çekmiştik. 2 tane videomuz kalmıştı. Bu videoda Tales teoremi ve kelebek benzerliği ile ilgili karşınıza gelebilecek klasik sorular, sevme tarzı klasik sorular ve bıyıklı sorularla, beceri temelli sorularla devam edeceğiz. Sonraki videomuzda üçgende eşlik, eşlikten de soru gelebilir. Eşliği de işleyip benzerliği bitirmiş olacağız. Alana doğru yavaş yavaş geçeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Hazır mıyız? Hadi kafayı toparlayın. Güzel bir şekilde dersin başına oturmaya başlayın. Böyle kafalar birazcık dolu. Oturduğun zaman bile hep aklına bir şeyler geliyor biliyorum. Ama yapmak zorundayız. Bunu da yapmak zorundayız. Ne dedik? En iyisi biz olacağız. Bu yanlışları yapanlara hesap soracağız dedik. Bu yanlışları yapanların biz en iyilerini yapıp bu yanlışları yapmayan bir nesil olarak devam etmemiz gerekiyor. Hadi başlayalım şimdi. Tales. Şimdi arkadaşlar Tales dediğimiz bir kere bu videoda tamamen paralellik üzerinden kurulacak. Ne dedik? Eğer paralellik varsa mutlaka benzerlik vardır soruların içerisinde unutma. Paralellik gördüğünde benzerlik kafanın bir yerine kazınsın. Bu bir kere bizim için çok önemli. Şimdi Tales de arkadaşlar bize paralel doğrular verilmiş. Bakın bu doğrumuz AD doğrusu, işte BE doğrusu buradaki CF birbirlerine paralel. Şimdi böyle bir paralellik varsa bunların aralarındaki kalan parçalar oranlıdır. İlk şunu söyleyebiliriz bakın. Şuradaki parçanın AB'nin BC'ye oranı DE'nin EF'ye oranı eşittir ama biz bunu çok kullanmayacağız. Peki hocam biz ne yapacağız? Biz üçgen oluşturacağız bakın. Şuradaki Şuradaki doğrunun aynısının paralelini buraya atıyorum bakın. Kimin paralelini attım? Şu doğrunun paralelini buraya attım ve burada bir üçgen oluştu. Bu oluşunca bakın şu uzunluk A ise şu uzunlukta A şu uzunlukta A olacak bakın. Şurası şurası ve burası birbirlerine ne olacak? Eşit olacak. Bakın ondan sonra buradaki uzunluğumuz X olsun burası Y olsun bakın. X buraya geldi Y buraya geldi. Sonra üçgen benzerliği bakın. X'in... X artı y, y oranı buraya C diyelim buraya D diyelim C'nin C artı D oranı veya x bölü y de yine C bölü D'ye eşittir ama Şuradaki parçaların oranları da işte buraya e diyelim buraya F diyelim e bölü F oranımızda yine x bölü x artı y oranımıza ne olacak eşit olacak Hadi şimdi ne demek istiyoruz bir örnekte bir bakalım Gel bakalım 64 soru söyle bana Şimdi D1, D2, D3 paralel demiş ve burada böyle bir oran vermiş. 8 vermiş. B, C, X kaç birimdir? Hadi bakalım şimdi. Bir kere DE, E. D, e ye 2K kadar dersek. D, E'ye 2K kadar dersek. EF uzunluğumuz 3K kadarmış. E, F, 3K. Bakın hemen paralellikler olduğu için benzerliği gördüm. O zaman 8'in X'e oranı... 2K'nın 3K'ya oranına eşittir. Hemen 8 bölü X eşittir. 2K bölü 3K K'lar birbirlerini götürecek. İçler dışlar yaptık. 2X eşittir 24 geldi. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde X eşittir 12 olmuş oldu. Ama biz ilerleyen sorularda bunu çok fazla kullanmayacağız. Hocam biz ne yapacağız peki? Yazdık ya buraya. DE'ye biz ne yazdık? 2K yazdık. Buraya 3K yazdık. Hemen şuradaki doğrunun, şuradaki doğrunun paralelini D noktasından geçecek şekilde atacaksın. Attık mı paraleli? Attık. Bakın burası 8 ise paralel kenar oluştuğu için burası 8. Burası da ne oldu? X. Ne diyeceğim şimdi bakın? 2K'nın 5K'ya oranı 8'in 8 artı x'e oranı toplayarak gidiyorum. Niye? Şuraların oranlarını da sorsaydı bize toplam oranını kullanacaktık. Ama oraları sormuyorsa direkt 2 bölü 3 8 bölü x diyebiliriz. Ama dediğim gibi şu parçayla buradaki parçaya bakın 2A kadar derseniz buradaki parça bakın benzerlik oranımız 2 bölü 5'tir. O zaman buraya kaç A kadar diyecektik? 5A kadar diyecektik unutma. Tamam mı? Anladın değil mi? Hadi bakalım geçtim o zaman 65. sorumuza. Gel bakalım. Bakın 65. sorunun içerisinde bize ortadaki çizilen uzunlukla da ilgili bir şey soruyor. Şimdi paralellik verilmiş. Tamam. Bunları bir yerleştirelim hemen. Hemen diyorum ki EA. EA'ya baktım. Demiş ki EA 3k kadarken ED dediğimiz uzunluk, ED dediğimiz uzunluk 4k' kadar. Tamam. O zaman ben buraya bakın hemen 4m kadar yazarsam buranın da ne kadar olacağını biliyorum. 3m kadar olacağını biliyorum. Yani oradakini oraya hemen taşıyabilirim. Şimdi bize x'i istiyor. X'i istiyorsa üçgenini oluşturacaksın bak. Oluştur üçgenini burada. Şimdi bir yöntem daha yapacağım. Yamukta da bunu kullanacağız. Oran orantı da yapabiliriz. Hadi hemen ona da bakalım. Şimdi bakın burası 7 ise buradaki uzunluğumda ne oldu? 7. Bakın burada bir paralel kenar oluştu çünkü burası 7. Burası da 7. O zaman 15'in 7'si burada buraya ne kaldı? 8. E burası 7 ise burası da 7. Tamamı x'ti buranın. Buraya ne kaldı? x eksi 7 kaldı. Hadi benzerliğini yazdır şimdi bakın. 4m'nin 7m'ye oranı yani 4 bölü 7 oranımız eşittir. 8'in x eksi 7'ye oranı. Bakın 8'in Neye oranı? X eksi 7 oranı. Bakın bu bunun kaç katı? 2 katı. O zaman bu da bunun 2 katı olacak 14. Yani X eksi 7 dediğimiz uzunluk 14. Attım karşıya X dediğimiz ne eşit oldu? 21'e eşit oldu. 65. sorumuzun cevabı ne oldu arkadaşlar? Ceyhan olmuş oldum. Şöyle ben de burayı açayım. Cevaplarını da kontrol ede de 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 de, de gidecektik değil mi? 65. sorumuzun cevabı Ceyhan. Şimdi siliyorum. Sana bir yöntem daha anlatacağım. Şimdi buradaki oluşan şekil bir yamuktur. Daha işlemedik ama yamuğun ne olduğunu biliyorsun değil mi? İki kenarı paralel olan dörtgenlere biz ne diyoruz? Yamuk diyoruz. Bakın burası bir yamuk. Alt tabanla üst tabanı paralelse. Şimdi yamukta kullanacağımız bir özellik. Taleste de yapabiliriz ama bu yöntem daha kolay olacak. Hemen bakıyorum. AE uzunluğuna 3K dedim. ED uzunluğuna 4K dedim. ED'ye 4K. Bak şimdi şeyi yapacağım oran orantı. Bakın bu burada yediymiş değil mi? Buraya geldiğinde uzunluğu ne olmuş paralel olarak geldiğinde 15. Bakın 4K'da 7'den 15'e gelmiş. Kaç büyümüş? 8. Yaz hemen. 4K'da kaç büyümüşüm? 8. O zaman buradan buraya kaç K geliyor? 3K. O zaman 3K'da kaç büyür diye oran orantımı yaptım. İçler dışlarımı yaptım. Ne geldi? Bakın 4K çarpı X eşittir 8 çarpı 3K oldu. Zaten K'lar götürecek. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde X ne geldi arkadaşlar? 2. Şu X oradaki X değil yalnız. 2. Bakın. O zaman burada 4K'da durun ne yaptım? Şu şunlar dur 2 değil. Her iki tarafı neye bölüyorum? 4'e. Yanlış yazdım orayı. Her iki tarafı şöyle renkli kalemle yapayım. Böldüm 4'e. Böldüm 4'e. Şunları sadeleştirdim 2. 2 ile 3'ü çarptım 6. X eşittir 6. 6 3K'daki büyüme miktarı. E 15'ten 6 büyütürsem buradaki uzunluğum ne oldu? 21. İşte yamukta bu yöntemi de kullanacağız. Paralellik varsa bu orta taban gibi bir şeylerin uzunluklarını soruyorsa oran orantı gibi soruyu çözebiliriz. Hadi o zaman bu 66. soruyu sen yap. Hadi yapıyor musun? Gel bakalım. 1 2 3 4 tane paralel vermiş. Hepsini yazmış. Sonra burada bazı uzunluklar vermiş. Bakın. KM 4'müş. Yazmış. MA 2'ymiş. Yazmış. DK da 2ymiş Yazmış. Sonra 10, 26 ve 3'ü vermiş. Bunları soruyor. Nereleri istiyor benden? KL yani şurası. M, N yani burası. Sonra L, N, N, B. Hepsini bulabilirim. Bak şimdi. Oran orantı yöntemiyle yapmak isteyen de yapabilir. Talesle de yapabilirsin çok kolay bir şekilde. Hadi önce talesle yapıyorum. Hemen buradan paralelimi atıyorum bak. En ön en kolay yöntemi bu. Bunu kullan tamam mı? Hemen attım. O zaman burası 2 oldu. Burası 4 oldu. Burası 2. Hemen o yandakinin paralelini çizdim. E şimdi buradaki uzunluğum 10 paralel kenar oluştuğu için burası da 10 oldu. Burası da 10 oldu. Burası da 10 oldu. 26'nın 10'u gitti. Buraya ne kaldı? 16 kaldı. Artık işim bitti. Şimdi ben şuradaki parçaya ne diyeyim? X diyeyim hadi. İlk önce şuradan benzerlik yapıyorum bakın. 2'nin tamamına oranı. 2'nin bölü tamamı 4. 6, 8. 8. Oranı x'in kime oranına eşittir? 16'ya oranına eşittir. Bakın bu bunun iki katı olduğu için bu da bunun iki katı olacak. X dediğimiz kaç oldu? 4. Bakın şuradaki uzunluğum 4 oldu. O zaman KL'nin tamamını buldum 20. KL'yi buldum 20. Hadi şimdi şuradaki uzunluğu bulalım. Buraya da Y diyelim. Bir benzerlik daha yapıyorum şimdi. Şunu siliyorum. Şu kafanı karıştırmasın. Hadi şimdi oranın benzerliğini göster bana. Kırmızıyı aldım. Buradaki Y'ye kadar geldim 6. Bölü tamamının kaç olduğunu biliyorum 8. 6 bölü 8 oranı eşittir. Y'nin 16 oranı. Y bölü 16. Burası da tamam. Bakın bu bunun kaç katı tam? 2 katı. Bu da bunun 2 katı olacak veya içler dışlar da yapabilirsiniz. Y'nin kaç olduğunu bulduk? 12. O zaman Y'miz 12 ise şurası 12 olduğu buradaki MN uzunluğumuzun toplamı 22 kadar olmuş oldu. Burada mı? Hadi şimdi yandaki parçalar. Arkadaşlar burası 2 ise buraya 2K yaz. Burası 4 ise buraya 4K yaz. Burası 2 ise buraya 2K yaz. Bitti şimdi. Bizden neyi vermiş başka arkadaşlar? D, C'yi vermişti. C, L, C, L. Heh, şu C, L'nin 3 olduğunu söylemiş. Bakın şuranın 3 olduğunu. Yani 2K eşittir 3'müş. 2K 3 ise 4K 6'dır. Buradaki 2K dediğimizde yine 3'tür. Bak, onları oraya taşıdım. Hadi olayı bitirelim şimdi. LN uzunluğu 4K'ydı 6'dır. NB uzunluğu 2K'ydı 3. Yukarısı 42 yaptı. Aşağısı 9 yaptı. Bunları kaçla sadeleştirelim arkadaşlar? 3 ile sadeleştirdim. 3 ile sadeleştirdim. KL. KL. KL yanlış yazmışım ya. Şurası 10'du. Şurası 4 şurası 14 oldu. Heh. Toplayınca burası ne yaptı? 36 yaptı. Aşağısı 9 yaptı. 36 bölü 9 4. 66. sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldu. İstediğin yöntemi kullan. Oran orantı da yapabilirsin ama bu yöntemi kullanmanı tavsiye ediyorum. Tamam mı? Hadi onu da bir, bir tık göstereyim şöyle. Onu da bir tık göstereyim. Şöyle üstünü temizledim. Gel bakalım. Şimdi bak. Buradan buraya toplam ne kadar ilerlemişsin? 4 6 8 8 ilerlediğimde 10'dan 26'ya gelmişim. Yani 16 büyümüşüm. O zaman 1 ilerlediğimde 2 büyür, değil mi? O zaman 2 ilerlediğimde bakın 2 ilerlediğimde kaç büyüyecek? 4. 10'dan 14'e geldi. O zaman buradan buraya 4 ilerlemişim. 1 ilerlediğimde 2 ise 4 ilerlediğimde kaç büyüyecek? 8. O zaman 8 büyüteceğim burayı. 8 büyüttüğüm zaman burası ne yaptı? 22. Tamam mı? Sonra burası 2 iken buraya 2A dedim. Burası 4 iken buraya 4A dedim. Buraya da 2A dedim. Buranın da 3 olduğunu söylemişti. O zaman burası 2 katı oldu 6. Burası da 2. Hangi yol kolayına geliyorsa. Kapış. Anladım. Hadi bakalım şimdi kelebek benzerliği. Gel kelebek. Gel kelebek. Şimdi kelebek benzerliğine kum saati de diyoruz değil mi? Şimdi biz daha önce işte kenar açı kenar benzerliğinde şöyle bir şey çıkmıştı karşımıza. Böyle bir şekil çıkmıştı ama orada paralellik olmadığı için şöyle çizeyim. Paralellik olmadığı için ters kenarlara bakmıştık. Bakın şurası alfa ise burası alfaydı. İşte burası dörtgen, burası dörtgen. işte burayı on iki verdi mesela. Burayı beşgen gen Burayı da 15 verdi. O zaman şöyle bakmıştık. 4 3 katı 12. 5 3 katı 15. O zaman benzerdir, 3 katıdır. Burası A kadarken burası kaç A kadardır demiştik? 3A. Ama bu kelebek değil bakın. Paralellik yoksa kelebek deme. Kum saati falan deme. Paralellik yok. Kum saati veya kelebek dediklerimizde paralellik olacak. Sil şimdi. Hocam kimler paralel? Bakın AB ile DE birbirlerine paralel. Paralellik varsa açılara isim ver bak. Hemen buradaki açım benim alfa kadarsa, bakın Z kuralından burası da alfa. Burası beta kadarsa, burası da beta. Burası zaten teta kadarsa burası teta. Bakın. O zaman alfa'nın karşısındakine A diyelim. Buradaki alfa'nın karşısındakine B diyelim. Alfa'nın karşısında burada A var, burada B var. A'nın B'ye oranı eşittir. Sonra buradaki beta'nın karşısındakine x diyelim. Buradaki beta'nın karşısındakine y diyelim. x'in y'ye oranına eşit. O da eşittir. Teta'nın karşısındakine ne diyelim? M. Buradaki teta'nın karşısındakine ne diyelim? M bölü ne? Şimdi ama böyle uzun uzun uğraşmayacağız. Nasıl yapacağız? Bakın kim kimle orantılı burada? A ile B. Yani aynı doğru üstündekiler orantılı. Bakın kimle kim orantılı? X ile Y. Bununla bu orantılı. Bununla bu orantılı, bununla da bu orantılı. O zaman benim karşıma şöyle bir kelebek çıktığında... ...gel kelebek, gel kelebek. Bakın paralelliği verdi, yazmıyorum paralel diye. Burasıyla, burasının paralel olduğunu söyledi. Mesela buraya 2 dedi, buraya 6 dedi. Benzerlik oranını verdi soru sana şimdi. Bakın burası 2 iken burası 6 ise... ...aynı doğru üstünde çalışacağım dedim kelebek benzerliğinde. Kaç katı? 3 katı. O zaman burası A ise burası 3A, burası B ise burası 3B olmuş oldu. Tamam mı? Aynı doğru üstündedir. O kenar açı kenardaki gibi değil. Bunun buna oranı, bunun buna oranına, bunun buna oranına eşittir diyoruz. Gel bakalım. Hadi o zaman hemencik bu soruyu sen kendin yap. 4, 12, 5 vermiş. X kaçtır? Bak paralelliği vermiş mi? Paralelliği vermiş. Kimler paralel? DC ile A, B paralel. Hiç açı yazmayla uğraşma. Paralellik var ve kum saatini gördüysen aynı doğru üstündekiler ne olacak? Oranlı olacak. Bakın burada 4 var, burada 12. 4 bölü 12 yani aşağıdaki üçgen yukarıdaki üçgenin kaç katıymış 3. O zaman burası M kadarsa burası 3M burası 5 ise 3 katı hop burası ne oldu 15. 67. sorumuzun cevabı da denizli. Bu kadarcık basit. Kum saati, kelebek benzerliğinde arkadaşlar bu çok önemli. Dörtgenlerde, paralel kenarda, yamukta, eşkenar dörtgende her yerde çok karşımıza çıkacak. Kelebek bizim için çok önemli. Paralellik varsa kelebek. Tamam mı? Diğer benzerliklerimizde de paralellik de var. Tabii ama böyle çapraz çizildiyse kelebek benzerlik oranını hemen yazacaksın. Bak şimdi 68. Kelebeği gizlemişiz. Bir bakalım ne diyor. Şimdi bize demiş ki arkadaşlar A, B, C üçgen. Sonra burada bir kesişim verilmiş. 24. DK ile KB arasında şöyle bir şey verilmiş bakın. Hemen şu KB'ye 3A kadar dersem. KB'ye 3A kadar dersem. 3A'yı 3'e böldüm. DK dediğimiz ne kadar oldu? A kadar oldu. Arkadaşlar bu soruyu tabi eksik yazmışız şu anda. Bu soruda bize neyi vermek zorunda? Şöyle şöyle yazacağız. DE paralel AB diye vermek zorundayız. Yoksa kimse soruyu çözemez. Şimdi bakın kelebeği yakaladım. Paralelliği verdik. Kelebeği göster bana. Aha. Gördün mü kelebeği? Aha burada kelebek var. Paralellik var ve orada kelebeğim oluştu. Hadi benzerlik oranını söyle şimdi bana. Hocam burası A ise burası 3A olduysa 3 katıymış. O zaman burası neyse burası 3N. Burası A ise burası 3A. Bak kelebek benzerliğinden bütün oranları yaz. Yazarsan çözersin. Şimdi temel benzerlik teoremi oldu bakın. X'in X artı 24'ü oranı. Yazdır bana hemen. X bölü X artı 24 neye eşittir? A'nın 3A'yı oranına. Sadeleştirdik onları da. A bölü 3 ayı sadeleştirince ne geldi? 1 bölü 3. İşler dışlar 3x eşittir x artı 24 oldu. Salladım bu tarafa 2x eşittir 24. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x dediğimiz 12 olmuş oldu. soru da orayı soruyor zaten 68. sorumuzun cevabı Edirne. Ama bu 68. soruya hemen paralellik notumu alıyorum. Bir dahaki baskıda düzeltiyoruz. Şuradan DE paraleldir AB. Paralelliği vermezse kimse soruyu çözemez. Tamam mı? Hadi bakalım ilerledim. Geldik. 69. sorumuza. Şimdi burada bize ne dediğine bir bakalım. Diyor ki ABC ve AFD birer üçgen diyor. ABC ve AFD'yi yerleştirmiş. Hemen bunları vermiş. Hadi yerleştirelim onları. DE'ye 3K. DE'ye baktım ne oldu? 3K oldu. Sonra burada EF uzunluğumuza EF uzunluğuna kaç K demiş? 4K demiş. Tamam. EF, EF 4K tamam bunu yerleştirdik. AD ile DC birbirlerine eşit. Eşit bölmüş zaten. Buranın da 12 olduğunu söylemiş. Buna göre X kaç birimdir diyor. X neresi şurası. Oraya da X'i yazdım. Hocam kelebek. Burada kelebeğe benzer bir şey var ama kelebek yok. Kelebek olabilmesi için ne olması gerekiyordu? Paralellik olması gerekiyordu. Şu anda kelebek melebek yok. Kelebeği ben oluşturacağım. Nasıl oluşturacağım biliyor musun? çat şunu çizdim. Gördün mü kelebeği şimdi doğru söyleyeceksin bana. Bak şurası, 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 şurası bir kelebek. Benzerlik oranı ne peki? Yukarıdaki üçgenin bir kenarı 3 kaysa aşağıdaki 4 kalmış. 3 bölü 4, 3 bölü 4. Hadi yerleştir şimdi 3 bölü 4'ü. O zaman burası 3A kadarsa buradaki X denilen kaç A kadar olacak? 4A. Diğerini de yaz. Biliyorum deme yaz. Buradaki 3 M kadarsa buradaki 3 M kadarsa buradaki kaç M 4 M. Bu soruda lazım olur veya olmaz. Sen yaz. Dörtgenlerde falan hep lazım olacak. Şimdi X'i istiyor. Hocam X'i nasıl bulacağım? Nasıl bulacağım? Nasıl bulacağım? Nasıl bulacağım? Çok basit artık. Bakın şunu kullanmadık hiç. Bu ne? Orta taban. Bakın çünkü paralel çizdim ben burada. Orta tabansa burası 12 ise 3A dediğimiz neye eşit? 6'ya. 3A eşittir 6. Her iki tarafı 3'e böldüğümde A dediğim 2. X dediğimiz 4A'ydı. 8. Sorumuzun cevabı Ceyhan. 69 C. Tamam mı? Paralelliği ben attım. Kelebeği ben oluşturdum. Ben oluşturdum. Mesela orada sen oluşturdun değil mi? Hadi bakalım. Geldik 70. sorumuza. Aha, bıyıklıların bıyıklısı. ABC üçgen AF ile BC, AF ile BC bir K noktasında kesiyor diyor. Paralellik verilmiş. Bu sefer verilmiş. Eşitlik vermiş, işaretlemiş. Sonra bakın şuradakileri yazmış. KB direkt altıymış. EK da ikiymiş. Yerleştirmiş. X kaçtır diyor. Hmm. Hocam ne yapacağım? Gördün mü olayı? Kelebeği yakaladın mı? Bak kelebeği bir yakala. Kelebekten benzerlik oranını yakalayıp olayı bitireceğim. Gördün mü kelebeği? Aha da kelebek burada. Bak şimdi yukarıdaki üçgen hadi sarıyla boyayım yukarıdaki üçgen dediğimin bir kenarı iki iken bununki altı olmuş. Aynı doğru üstünden alıyorduk oranları. İki iken altı üç katı. O zaman burası A ise buraya üç A'yı yazdım. Burası B ise Buraya 3B'yi yazdım ama bitmedi. Şurayla şurayı da eşit demiş ya. Burası B ise burası da B oldu. Artık kelebekle melebekle işim bitti. Tamam mı? Şimdi temel benzerlik. X'e geldim bakın. Sonuçta şurayla şura paralel mi? Paralel. O zaman X'in X artı 8'e oranı. X bölü X artı 8 eşittir. B'nin 3B'ye oranına. B bölü 3B. B ile 3 B'yi sadeleştirirsek ne kalıyor zaten? 1 bölü 3 kalıyor. İçler dışlar yaptım. 3x eşittir x artı 8 oldu. Salladım bu tarafa. 2x eşittir 8. x dediğimiz 4 oldu. 70. sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldu. Tamam mı? Bakın benzerlik bu kadar. Kelebek. Melebek. Hadi. 71. sorumuz. Bakalım ne diyor. 79 tane soru var bu bölümde. 71. Böyle 8-9 tur daha çözüp burayı da bitireceğiz. Gel bakalım. Hadi kendin denesene bir. Kendin dene ne olur. Şimdi verilmiş AD ile DC eşit. Tamam gördük. AE ile EB eşit. Onu da gördük. Sonra bunu vermiş. Hadi bunu bir yerleştirelim. Buradaki CF 5A kadarken CF 5A kadarken FB 1A kadarmış. FB 1A kadarmış. Tamam. Bizden ne istiyor? X'i istiyor. Oo, Ne yapacağız? Ne yapacağız yahu? Tıkandık mı? Arkadaşlar neyi kullanmadım diye sordum kendime. Şu eşitlikleri kullanmadım bak. Şurası bu kenarı tam ortadan bölmüş. E burası da bu kenarı ortadan bölmüş. Hemen yapacağım çizimi gördüm. Hop şu. Ne bu? Orta taban. Burası orta taban oldu. Neyin orta tabanı peki? Hocam burası 6 aysa bunun orta tabanı oldu burası. Burası nedir? 3 a. Bitti. Buraya 3 a'yı yazdım. Peki kelebeği gördün mü? Kelebeği gördün mü? Doğru söyleyeceksin. Bak kelebek de burada. Hop 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 hop. Burada bir kelebek var. Şimdi bu kelebeğin oranlarına bakalım. Gel burada. Kelebeğin buradaki 3 a buradaki 5A tabanları. O zaman benzerlik oranını yazdır bana. 3A bölü 5A yani 3 bölü 5. O zaman burası 3M kadarsa burası 5M kadardır. Burası 3N kadarsa burası 5N bitti. Şimdi bizden EK'nın 5 olduğunu söylemiş. Yani şurası 3M eşittir 5'miş. 3M 5 ise M dediğimiz nedir? 5 bölü 3. Bizden ne istiyor? 5 M istiyor. Çarp 5 ile 5 M eşittir. 25 bölü 3. Sorumuzun cevabı Bursa. 71 Bursa. İlerle baba. Gel. 72. Yine sende. Hadi bakalım sen çöz. Şimdi diyor ki ABC ve DFC birer üçgen. Paralellik var. O zaman paralellik varsa kelebek de kullanabilirim. Temel orantı da kullanabilirim. Ne kullanacaksak. Şimdi şu oranları bir yerleştirelim hadi. FK'ya A kadar diyelim. FK A kadarsa CK da A kadarmış. Ama AF 2A kadarmış. Oh! oranları vermiş daha ne versin. 12 vermiş bir de bizden. X kaçtır diyor. Hmm. Acaba ne yapak? Acaba ne yapak? Bak şimdi. Bir kere şuradaki üçgeni bir gör. Bak şuradaki üçgeni bir gör. Şuradaki üçgende bir temel benzerlik var. Önce oraya bir bak. Şimdi bu siyah üçgende şu paralel çizilmiş mi? Çizilmiş. A, 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 A. A, A, -a bölmüş mü? Bölmüş. Demek ki orta taban. Yani benim şurayla şurada birbirine eşit bu eşit işaretini koyarsan sorunun çoğunu çözersin. E şimdi orta tabansa burası 12 ise ben şuranın kompleman kaç olduğunu biliyorum. 24. Onu buldum. Tamam. Şimdi şu iki A'yı nasıl kullanacağım? Küçücük bir çizim yapacağım. Bak şuradan şunu atıyorum. Hem kelebek oluşturdum hem temel benzerlik oluşturdum. Temel benzerlik nerede bak? Şu üçgende, şu üçgenle en büyük üçgende temel benzerlik oluşturdum. Hatta bir orta taban daha çıktı bak. Burası iki A. Hop burası da iki A. O zaman benim, benim, benim gerçi şuranın ben tamamını biliyorum. Oradan yürüyemedim. Sildim, 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 sildim. Sildim, sildim, sildim. Sildim, şuraları sildim. Hah. benzerliği nereden yapacağım o zaman? Şuradan bak. Hop, 2A bölü 3A. Buraya ne diyelim? M diyelim şimdi. 2A bölü 3A'dan 2 bölü 3 oranı geldi. M'nin 12'ye oranına eşittir. M 12. Bakın bu bunun kaç katı? 4 katı. Bu da bunun dört katı olacak sekiz. Hop şuranın sekiz olduğunu buldum. Kelebeği gördün mü şimdi? Söyleyeceksin bana. Kelebeği gördün mü? Bak şurada bir kelebek var. Şurada şurada. Benzerlik oranı kaç? Hocam bire bir. Niye bire bir? Bak şurayla şura eşit değil mi? Evet. O zaman burayla bura eşitse bire bir oranı vardır. Burası sekizse burası da nedir? Sekiz. Veya şöyle de yapabilirdim. Biraz önce dedim ya orta taban var. 2A 2A. O zaman burası 8 ise, burası kaç oldu? 16. E tamamının 24 olduğunu bulmuştum. 16'sını çıkardım 8. Yine aynı yer yine aynı şey. Hikayesi aynı. Hadi bakalım 73. sorumuz. Gel 73. Uh kelebekler birazcık fazlalaştı sanki. Gel. Şimdi A, B ile D, C paralel. Tamam. Bak. A, şurası D, C. A, B. Uh oh, kelebekleri gördün mü? Bir sürü. Şimdi şunları yerleştireceğim altın. Bir üstünü temizleyeyim şuranın. Ondan sonra verileri yerleştirelim. Şimdi arkadaşlar nasıl verilerini yerleştiriyorum? Bakın ben şurada hem 4 hem 2'nin katı olan buraya 4K kadar dersem KB denilen 2K oluyor. KB KB 2K. Tamam. FK K kadar oluyor. DF 4K. DF'ye 4K. Buraya da K'yı yerleştirdim. Olayım bitti şimdi. X kaçtır diyor. İki tanecik kelebek var burada. Kelebekleri göstereyim mi? Birini kırmızıyla göstereyim. Kırmızıyla göstereyim. Önce, 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 önce. Gerçi şu kelebekten yani bu kelebek işimize yaramayacak ama bir görün. Bakın şöyle bir kelebek var ama bu kelebeği kullanmayacağız bu soruda. Gördünüz değil mi? Yukarıda şuradaki üçgenle şu sarı üçgenle şu üçgen arasında bir kelebek var. Benzerlik oranı ne bakın? 4 bölü 3. Ama bunu kullanmayacağız. O yüzden siliyorum. Hocam hangi kelebeği kullanacağız? Bir tane daha kelebek var orada. Ayı gibi kelebek var görmedin mi? Siyahla üstünden geçiyorum bak. Şurası. 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 Gördün mü kelebeği? Bitti. Hadi boyayalım üçgenlerin içerisini. Bu üçgenin içerisini sarıyla boyadım. Öbür üçgenin içerisini yeşille boyadım. Kelebeklerin üçgenlerini boyadım. Hadi şimdi benzerlik oranını söyleyecek misin bana? Sen söyleyeceksin çabuk. Çabuk 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 çabuk. Hocam bununki 2K ise bununki 5K. Benzerlik oranımız 2 bölü 5. O zaman burası 6 ise 8 artı X. 6 bölü 8 artı x kaç katı bu bunun 3 katı. Bu da bunun 3 katı olacak. 15 15 olabilmesi için buranın x'in 7 olması lazım. 73. sorumuzun cevabı da Denizli oldu. Hadi bakalım 74. Gelsin. ABC bir üçgen 1 2 3 tane paralellik verilmiş, 4 verilmiş, 12 verilmiş. x kaçtır diyor. Hadi bakalım. Şimdi soruda paralellikleri incele bir. EF DC ve AB. Uhu! Tersten temel benzerlik var, düzden temel benzerlik var, kelebek var, kelebek var, kelebek var. Kelebeği yakalayan soruyu bitirir. Hadi göster kelebeği bana. Hop, 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 hop. Hadi içlerinde boyayalım mı? Boyayalım hadi. Küçüğünü sarıyla boyadım, büyüğünü yeşillen boyadım. Aha da büyüğünü de boyadım. Şimdi Bakın tabanlarını vermiş bu sefer. Bunun tabanı kaç? Söyle bana. 4 hocam. Bunun tabanı kaç? 12. Kaç katı? 3 katı. O zaman burası A ise burası 3A. Burası B ise burası 3B. Artık kelebekle melebekle işim bitti. Hocam nereye geçeceğim peki? Temel benzerlik artık. Siyah üçgene bak. Siyah üçgene bak. Siyah üçgene bak. Hop şurası çizilmiş. O zaman temel benzerliğimi yazıyorum şimdi. 3 bölü 4. A bölü 3 aya A bölü 4 A yani. A bölü 4 yani. A bölü 4A eşittir. X bölü 12. Bitti. Bakın şurası 1 bölü 4 yapıyor. Bu bunun 3 katı. Bu da bunun 3 katı olacak. X dediğimiz 3. 74. sorumuzun cevabı da denizli olmuş oldu. Tamam mı? Anlıyorsun değil mi? Güzel bir şekilde ilmek ilmek dokuyoruz. İlmek ilmek dokuyoruz. 75. Hadi bakalım 75 76 77 78 79. Bu soruları önce durdur sen çözmeye çalış. Ondan sonra anlamadıysan bana gel. Tamam mı? Önce uğraş ama herkes. Herkes, herkes, herkes. Öyle yok. Öyle yağma yok. Herkes uğraşacak. Ya hocam yeni yeni kavrıyorum yok. Bir uğraş. Biraz beynini yak. Ondan sonra. Hadi başlayalım. Şimdi diyor ki bir diklik verilmiş. İşaretlemiş zaten. AB ile BC birbirlerine eşittir demiş. Bunu da işaretlemiş zaten. Hemen ama bu yetmiyor bana. Ben hemen şuraya alfa alfasını yazayım bunun da. İkiz kenar olduğunu gör. Tamam mı? İkiz kenar. Hop şuraya da alfa yazalım biz. Ama yani bir bilgilerini de kullan. 3'ü 4'ü vermiş. 18'i vermiş. 3, 4, 5 üçgeni. Şuraya da 5'i yazdım. Ne istiyor bizden? BD. BD'nin neresi olduğuna baktım hemen. Şurası. O zaman zaten bir parçasının 5 olduğunu biliyorum. Şuraya ben x Burası da x. X'i istiyor soru bizden. Hmm, şimdi soruyu nasıl çözecek acaba? Hmm, acaba nasıl çözecek? Var mı fikrin? Benim var. Şimdi arkadaşlar. 3, 4, 5 üçgeni verdi. İkiz kenarlığı kullandın mı? Neyi kullanmadım diye sor. İkiz kenarlı sadece x, x yazmak yetmiyor. İkiz kenar üçgende biz çat dik indirmemiz gerektiğini adımız soyadımız gibi öğrendik artık. 90, 9, 9. Kelebek oluştu şimdi. Nerede? Nerede mi? Aha da şurada. Şurada eşek gibi bir tane kelebek var görmüyor musun? Gel bakayım sen. Şurası. Şurası şöyle. Şurası şöyle. Şurası şöyle. Gördük mü? Bir kelebek. Hadi hatta sarıya boyayım. Şu üçgeni sarıya boyadım. Şu üçgeni yeşile boyadım. Bitti. Bitti. Hadi bitirelim o zaman. Niye para peki kelebek oluştu? Bakın burası alfayı alfayken bu açı 90 bu açı da 90. Z kuralını sağladı. Mecbur bununla bu ne olmak zorunda paralel. Hadi benzerliği yazalım şimdi. 3 aynı doğru üstünde bakın. 3 9. Üçgen 9 olduysa 3 bölü 9 oranım var. Yani büyük üçgen küçük üçgenin 3 üç katı. O zaman burası 4 ise 3 katı burası kaç? 12. 9 12 15 veya 5'in de 3 katı. Şimdi bizden tabi orayı istemiyor. Biz şuradaki parçanın 15 olduğunu bulduk. 5 de burada var. 20. 75. sorumuzun cevabı A. Da. Na. Kapış. Anladık. Hadi bakalım geçtim 76 ya. Ha işte arkadaşlar. Her yıl sınavda neredeyse soruyorlar. ha. Uçurtma koymuş. Yeni nesil soru olmuş. Fark eden bir şey var mı? Kelebeği görüyor musun? Göremiyorsun tabi. Görüyor musun kelebeği? Aha böyle. Bitti soru. Bitti soru. Yani yeni nesil, eski nesil yok bu işin. Önemli olan geometriyi öğrenmen. İki arkadaş uçurtmalarını zemindeki iki farklı çiviye bağlamıştır diyor. Bir çivi burada, bir çivi burada bağlamış. Bu iki uçurtmanın görünümü ve uçurtma iplerinin yerden yükseklikleri verilmiştir. Tamam. Buna göre uçurtmanın iplerinin kesiştiği noktanın yerden uzaklığı. Bak şurayı istiyor bizden. Şimdi formülleri falan var ama vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Ben inatla vermeyeceğim. Bak şimdi. Bu 90 mı? Evet. Bu 90 mı? Evet. E, ee, i̇kisi de yerle dik açı yapıyorsa o zaman burayla bura birbirine paralel. Paralelse kelebek kardeşim. Aha. Kelebeği gör şimdi. Bak gör kelebeği. Aha da burada. Gördük mü? Hadi kelebeğin benzerlik oranını söyle şimdi. Sarı üçgende 40 varken yeşil üçgende yeşil üçgende 120 var. Eee 40'a 120. 3 katı değil mi? O zaman burası aysa... ise burası 3A. Burası B ise burası 3B. Bitti. Artık hangi üçgenden temel benzerlik yaparsan yap. X de buraya. Bak şimdi şu büyük üçgenden temel benzerlik yapacağım. Siyah. siyah, siyah, siyah. Hadi söyle benzerlik oranını bana. Hop hocam burası B olduğunda şöyle kalem mavi yapayım. Burası B olduğunda tamamı 4B olmuş. B bölü 4B. Eşittir. X'in 120 oranı. Formülü var ama vermeyeceğim. Kaç katı? 4 katı. Tamam mı? Veya bu bunun kaç katı? 3 katı. Bu bunun da 3 katı olacak. 3 oldu. Bitti. Şurası 120 idi. Kaç katı? 30 katı. Bu da bunun 30 katı olacak. 30. X eşittir 30. 76. sorumuzun cevabı ne oldu? Denizli. Hop ilerledim. 77. Gelsin. Korkan Üçgene benzesin. Ne korkacağız ya? Aşağıda ABC ve d birer üçgen diyor. ABC ve B'de tamam. Eşitlik verilmiş. Kim? AB ile AC. Bakalım hemen şöyle. AB ile AC eşit. Salma. İkiz kenar o zaman. Burası alfa alfaysa bunun tamamı da ne? Alfa. Tamam. Sonra bir diklik verilmiş. Tamam. Dikliğin hemen şurasına da 90 eksi alfa yaz istersen. Tamam. Bizden bir 10 verilmiş. Diyor ki ABC üçgeninin BC kenarına ait yüksekliğinin uzunluğu DC'nin uzunluğunun iki katına eşit. Şimdi burayı iyi anla. ABC üçgeninin diyor BC kenarına ait yüksekliğinin uzunluğu. BC kenarına ait yüksekliği çizelim. Bu yüksekliğin uzunluğu dik işaretini koydum. DC'nin iki katıymış. Bak DC'ye A kadar dersem bu yüksekliğin uzunluğu ne kadarmış? 2A kadarmış. Şimdi arkadaşlar bu ikiz kenar üçgen olduğu için şurayı da nasıl böldü? Eşit böldü. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Soru bitti. Görebilene bitti. Görmesi bir tık zor olabilir ama çok da zor bir soru değil. Bakın burada bir orta taban var. Bak hangi üçgenin? Şu mavi ile üstünden geçtiğim üçgenin orta tabanı var. Bunu gören soruyu bitirir. Hocam nereden çıktı? Bakın şurası siyah kalem gel. Şurası 90, şurası 90. Yani bu doğruyla bu doğru birbirine paralel ve tam nereden bölmüş? Ortadan bölmüş. O zaman burası A ise burası A bölü 2'dir. E buranın tamamının ben ne kadar olduğunu biliyordum? 2A. 2A'nın A bölü 2'sini çıkardım. 4A. Bir ası gitti. 3A bölü 2. Neresi 3A bölü 2 şimdi benim? Şurası 3A. A bölü 2. Şu iki A'yı sileyim hiç kafan karışmasın. Şimdi işte bir kelebek var. O kelebeği yakalayan olayı bitirecek. Gördün mü kelebeği doğru söyleyeceksin bana. Bak aha kelebek çat. çat 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 çat. Hadi hatta boyayım. Burayı sarıyla boyayım bu üçgeni. Bakın bir üçgenim bu. Öbür üçgenim nerede? Öbür üçgenim nerede? Şöyle yeşil yapayım. Öbür üçgenim de şu yeşil kelebeği oluşturdum. Hadi benzerlik oranını söyle. Hocam bunun tabanı A kadarken yeşilin tabanı 3A bölü 2 kadar. Eşittir. O zaman buradaki uzunluğumuz DED uzunluğu 10 kadarsa şuradaki uzunluğa da M diyelim. Bak şuraya şurasına tamam mı? Şuraya da M dedim. M. Bakın şunlar götürür birbirlerini ters çevirip çarpınca burası 2 bölü 3 yapar. Eşitmiş 10 bölü M'ye. Bu bunun kaç katı? 5 katı. Bu da bunun 5 katı olacak. 15. Tamam mı? M'nin 15 olduğunu buldum. Ama M neresi? Şurası. Şurası 15. Hocam tamamını soruyor bize. Tamamını nasıl bulacağız? Acaba nasıl bulacağız? Acaba nasıl bulacağız? Hadi onu söyleyelim şimdi. Hadi son küçücük bir şey kaldı şimdi. En başta orta taban demiştik ya bakın. Şurası şuraya eşit. Burası A iken burası A bölü 2. Öbür orta tabanında da parçalarını görürsek o zaman şuradaki parçayla da şuradaki parçada birbirlerine nedir eşit. Bakın buranın tamamı 25 ise burası da kaç olacak arkadaşlar? 25 olacak. Gördük değil mi orta tabanı bak. Şöyle şu üçgen bakın şu üçgen büyük üçgenin neyi tam? Yarısı. O zaman aşağıdaki kalan parça şurası kompleman 25 ise burası da 25. 25 burada var. 15 burada var 40 sorumuzun cevabı Edirne. Hadi bakalım 78. soru. Yine sınavda sorulmuş bir sorunun benzeri. Kolaycacık abi o klasiklerden daha kolay bunlar gel. Hadi diyor ki şöyle soruda görünsün 78. sorumuz zaten son iki sorumuz. Diyor ki göz, göz hizasının yere olan uzaklığı 180 santimetre olan Kadir kendisine 5 metre uzaklıktaki duvarın üst kısmına baktığında 9 metre uzundaki ağacın tepe noktasını görebiliyormuş. Yani diyor ki kardeşim bu buradan buraya baktığında ağacın sadece devesini görüyor diyor. Şimdi tamam duvarın yüksekliği 4,5 metre olduğuna göre duvarın yüksekliği ne kadarmış arkadaşlar şurası? 4,5 metreymiş. Tamam mı? Bak buraya 180 santimetre vermiş. Oraları metre vermiş. Dikkat et. Ağacın duvara olan uzaklığı. Hocam ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tales ya bildiğin tales. <laughs> Hocam Tales nerede? Nerede mi? Aha da şurada. Çiz. Bak. Şimdi gözün şuradan alalım. Şuradan zemine paralel çiziyorum. Hop. Hop bitti. Şimdi bir kere, bir kere şey şunu metreye çevirelim. 1,8 metre. Şu gözün yerden yüksekliği 1,8'miş. O zaman şuradaki uzunluğum da ne kadar oldu? 1,8. E duvarın uzunluğu ne kadardı? 4,5. Şu dört buçuktan 1,8'i çıkarıyorum. Ne geldi arkadaşlar? Buradan 7 geldi. 2,7. Neresi 2,7? Şurası. Şurası 2,7. Şurası kaç metre? 5 metre. Şurası ne? X. Şimdi, şurası neydi arkadaşlar? Bakın, şuradaki uzunluğumuz 1,8. 9'dan 1,8'i de çıkar. 9 eksi şuradan 9'dan 1,8'i ne yapacağım? Çıkaracağım. 2 çıkarsaydık 7. 7,2 yaptı burası. Burası tamam. Bak şimdi temel benzerlik. 5'in 5 artı x oranı 5 bölü 5 artı x eşittir 2,7'nin 7,2 oranı. Şimdi sıfırlarını götür zaten. Şu virgüllerini götür şunların. Tamam mı? Şöyle oldu. Bunları 9'la sadeleştirdiğim zaman burada 3, burada 8 kaldı. İçler dışlar yaptım. 40 eşittir. 15 artı 3x yaptı. Bu tarafa salladım. 25 eşittir 3x. x dediğimizin ne olduğunu bulduk. 25 bölü 3. Hemen oradan diki atıp temel benzerliğimi güzel bir şekilde oluşturdum. Bu kadar basit işte. Bu kadar basit. Ne yaptım? Hemen duvarın yüksekliği var. Şuradan dikimi atıp temel benzerliğimi oluşturdum. He, buradan şöyle de paralel atabilirdiniz ama nasıl şöyle? Şuradan o Göze de paralel atabilirdiniz. Yine aynı şey oluşacak fark eden bir şey yok. Anlaştık mı? Hadi bakalım son sorumuz. Böyle gölge mölge soruları son zamanlarda çok çıkıyor. Çok basit hiç korkma bak. Ben bunu anlatacağım şimdi gördüğünde saniyesinde çözeceksin soruyu. Harbiden söylüyorum saniyesinde çat diye çözeceksin soruyu. Hadi gel. Diyor ki. Aşağıdaki zemine dik olarak yerleştirmiş iki dikdörtgenin günün belirli saatindeki gölge uzunlukları verilmiştir diyor. Arkadaşlar mavi olanlar cisimlerimiz tamam mı? Zemine ee, dik olarak yerleştirmiş iki dikdörtgenin gölgeler hangisi? Mor olanlar da gölgeler. Kısa olan dikdörtgenin uzunluğu, kısa olan dikdörtgenin uzunluğu iki birim olduğuna göre uzun olan dikdörtgenin uzunluğu nedir? Bak şimdi. Mantık ne? Arkadaşlar Bizim burada buradan bizim şöyle güneş ışığı veya lambamızın ışığı böyle vurduğunda tam buraya gidiyor gördünüz mü? Yani burada buradaki üçgen var. Şuradaki üçgenle yani aynı oranı yapacak. Şöyle iki birim uzunluğundaki dikdörtgenin gölgesi kaç olmuş? Dört. Mantık burada. Yani cismin şöyle cismin gölgesine oranı iki bölü dörttür aynı ışık kaynağından çıkıyorsa bu da aynı şeyi yapacak. Hocam bunun gölgesinin bir kısmı duvara gitmiş. İşte olay orada başlıyor. Hemen ne yapacaksın biliyor musun? Buradaki duvarın şuraya şeyini alacaksın şöyle. Bak tamam mı? Yani ne yaptım? Dikdörtgen oluşturdum. Şurası dört birimse şurası da kaç birim oldu? Bir kere dört. Bak oradaki duvarın hizasındaki gölgeyi hemen Burada bir dikdörtgen oluşturdum. Dört dört. Şimdi bakın şurada şöyle onu da çizeyim hadi. Heh, şu da şöyle geliyor şuraya. İşte benim şuradaki uzunluğumun ben gölgemin uzunluğunun ne kadar olduğunu biliyorum 8. Peki o gölgeyi kim oluşturdu? Şu yukarıdaki parça oluşturdu 8'i. Ha, o zaman burada oranın 1 bölü 2 idi. Yani gölge cismin boyunun 2 katı oluyordu. O zaman buradaki 8 O zaman buradaki yukarıdaki parçası yarısıdır 4. E 4 de burada vardı. 4 4 ne yaptı 8. Anladık mı? Bak tekrar gösteriyorum. Komple bu ne ya? Kompleman siliyorum üstüne. Sildim. Önce küçük şekle bak. Küçük şeklin duvara giden hiçbir bölümü yok. Işık gelmiş buradan. Dörtlük gölge oluşturmuş. Yani ikilik cisme dört gölge oluşturulmuş. Cismin boyu bölü gölgenin boyu. Bir bölü iki. Yani gölgenin boyu cismin boyunun iki katı oluyormuş. Heh, i̇kinci şekle geliyorum şimdi burada gölgenin bir kısmı duvarda olmuş böyle duvara yaklaştığınız zaman gölgeniz duvarda olur ya onu düşünün o zaman ne yapacaksın dedim hemen ben bu duvardaki oluşan gölgeyi cismin boyundan bir çıkarayım dedim şöyle bak yani aşağıdaki gölgeyi buraya çizmiş oldum şöyle Heh, şöyle çizdim bak şimdi burada bir dörtse burası da 4 oldu değil mi şu yüksekliğim ne kadar oldu 4. Yani şu yüksekliğin 4 olduğunu buldum. Gölgem ne kadar benim şimdi buradaki gölgem? 8. Bu gölgeyi kim oluşturdu? Şu yukarıdaki kısmı oluşturdu. Aynı şunun gibi düşünün. O zaman 8'lik gölge oluşabilmesi için 4'lük parça olması lazım. 4 yukarıda 4 aşağıda 8. 79. sorumuzun cevabı Denizli. Evet arkadaşlar şimdi benzerliğin temel kısımlarını bitirdik. Ama bizim için önemli olan bir bölümümüz daha var. Eşlik. Sonraki videomuzda o kısmı yapacağız. Eşlikten de şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane soru çözeceğiz. Eşlik zaten benzerliğin oranı 1 olan hali. O yüzden kolay olacak. Korkma. Hadi bakalım. Güzel çalış. Sıkı çalış. Bütün zorluklara rağmen, bütün bütün engellere rağmen çalışacaksın. Hep en başından beri söylüyorum. Biz sadece üniversite sınavını kazanmak için değil en iyisi olmak için mücadeleye devam edeceğiz. Haksızlıklara, zulme, yapılan yanlışların hepsinin düzelteceğiz ve doğrusunu yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, bay bay.